Metropolitan Sanat Müzesi'nin Maya Galerilerindeyiz. Geçmişte bir bina girişi tavanında kullanıldığını düşündüğümüz yontulmuş bir taş plakayı, bir lentoyu inceliyoruz. Bunu yontan heykeltıraş, taşın alt kısmını bir tapınak ya da sarayın girişine konulması için yontmuş. Evet, eseri görebilmek için kafanızı kaldırmanız gerekiyormuş. Yontma alçak bir rölyef şeklinde yapıldığı için figürleri ancak meşale ışığı gibi bir ışık kaynağını taşa yaklaştırdığınızda seçebildiğinizi düşünüyorum. Bu Lenton'un bulunduğu yer isteyen herkesin girip çıkabildiği bir bina değilmiş. Maya saraylarına erişim genel olarak merdivenler, girişler ve geçitlerle kısıtlanmıştı. Dolayısıyla sarayda bulunan bu eseri görebilecek kişilerin önemli insanlar olduklarını düşünüyoruz. Taşın üzerinde önemli bir kraliyet figürü var. Başının üzerindeki hiyerogliflere göre adı çelte Kiniç. Kimi kaynaklarda dördüncü Kalkan Jaguar olarak da geçer. Kendisi Yaşçilan'daki krallığın sondan bir önceki ve aynı zamanda en önemli son hükümdarıdır. O döneme bakacak olursak klasik dönemdeyiz ve bu dönemde kapanmak üzere. 4. Kalkan Jaguar Yaşçilan civarında pek çok mimari eser yaptıran son hükümdardı. Burada onu önemli bir şehir devleti hükümdarından hediye alırken resmedilmiş olarak görüyoruz. Bu lentonun muhtemelen günümüz Guatemala'sında bulunan ve Yaşçila'nın karşı kıyısında yer alan La Pasadita adındaki bir alandan geldiğini düşünüyoruz. Kralı hediye veren figür Tilum olarak biliniyor ve o da Yaşçilan krallığındaki önemli lordlardan biri. Sol elinde bölgeye ait bir kuş olan Ketsal kuşunun tüyleriyle ve çok değerli bir taş olan yeşim taşıyla süslenmiş bir başlık var. Sahilinde ise yiyecek ya da tütsü olduğunu düşündüğümüz bir şey tutuyor. Bunlar bölgesel lordların krallarına verdikleri tipik hediyelermiş. Tilum da en az yaşçılan kralı kadar iyi giyinmemiş mi? Tiloğum önemli bir karaktermiş ve eserin sanatçısı da onun eserdeki merkezi pozisyonu, duruşu ve boyutuyla bunu doğruluyor. Hatta neredeyse kraldan biraz daha büyük göründüğünü söylemek bile mümkün. Yeşimden yapılma bir kolye taktığını ve kolye'nin ucundaki süslü bir parça ile göğsünde bittiğini görüyoruz. Kumaştan yapılmış bir başlık taktığı da görülüyor. Üzerindeki kıyafet gerçekten de çok kaliteli. Bu ancak yaşlılandaki yüksek mertebeli insanların giyeceği türden, sırmalarla bezenmiş çok güzel bir kıyafet. Arkasında biri daha var ama bunun kim olduğundan emin değiliz. Hieroglifte de adı geçmiyor. Bu kişinin elinde ketsal kuşunun tüylerinden yapılmış bir yelpaze var. Yani görünüşe göre o da bu etkinliğin bir parçası. Bu rölyef üzerindeki boyaların çoğunun günümüze kadar ulaşmış olması açısından alıştığımız rölyeflere pek benzemiyor. Ki bu durumda aslında bize eserin geçmişte ne kadar cap canlı renklerle bezenmiş olabileceği konusunda bir fikir veriyor. Kırmızı turuncu pigment demir bazlı. Mavi olanı ise koyu mavi boyanın minerallerle karıştırılmasıyla elde edilmiş. Aynen yeşim taşının çok önemli bir taş olması gibi bu mavimsi yeşil renkte mayalar için oldukça önemli bir renkmiş. Bu mavimsi yeşil rengi yeşim taşı, su ve tarımsal bereketle özdeşleştiriyorlarmış. Yani yaşam için önemli olan şeylerle Dördüncü kalkan Jaguar'ın ne kadar doğal bir şekilde resmedildiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bağdaş kurmuş, hafifçe öne eğilmiş. Neredeyse konuşmasına duyabilecekmişiz hissine kapılıyoruz. Öne eğilmiş ve muhtemelen ona hediye getirenlere teşekkür ediyor. Üzerinde oturduğu tahtın altında içinde meyveler olan bir sepet var. Muhtemelen bunlar da hediye olarak getirilmiş olabilir. Maya hükümdarlarının genellikle kendilerine hediye olarak getirilen meyveleri, bakliyatları ve alkolü tahtlarının yanına koyduklarını biliyoruz. Bu eseri özel kılan şeylerden biri de onu yapan sanatçının kim olduğunu biliyor olmamız. Antik Amerika'da sanatçıların eserlerini imzaladıkları tek kültür Klasik Maya kültürüdür. Bu lento da onu yontan sanatçı tarafından imzalanmış. Kendisinin ismi Chakalte. 4. kuş jaguar ve 4. kalkan jaguar dönemlerinde en az 3-4 anıt inşa ettiği biliniyor. Sanatçılar mayalılar için ne kadar da önemliymişler öyle değil mi? Mesela muhtemelen kalkan jaguar çakalteyi La Pasadita'ya göndererek Tilum'un yaptıkları binanın tavanına koymaya hazırladığı bu eser için poz vermesini istemiştir. Biraz da 4. kalkan jaguardan bahsedelim mi? Boncuklu bir kolyesi ve bir burun süsü var. Kolyesinin ucundaki büyük parça uzun göğüs süsü olarak biliniyor. Bu parça yeşim taşından yapılma uzun bir tüp. Burnuna taktığı süsün de muhtemelen yeşim taşından yapıldığını düşünüyoruz. Ayrıca bilezik de takmış. Gerçekten de çok süslenmiş. Süslerin ya da takıların hepsi yeşim taşından ya da tüyleri mavimsi yeşil olan ketzer kuşunun tüylerinden yapılmış. Buna ek olarak Hükümdarın tahtının üzeri de yine aynı renklerde yeşim taşından yapılmış boncuklar ve süslemelerle bezenmiş. İşte bu değerli rengin yolculuğu bu lentoyu olağan dışı kılıyor.